Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugün sizlere Johann Wolfgang von Goethe'nin Aforizmalar adlı eserinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerle devam edeceğiz. 533. aforizma. İdrak için en yakınında olanın yeterli olmaması insanın özelliğidir ve tabiatı ile iç içedir. Ancak idrak ettiğimiz her tezahür o anda en yakın olan olduğu için ve biz ondan kendisini açıklamasını talep edebildiğimiz için ona güçlü dalabiliyoruz. 534. Ancak insanlar bunu öğrenemeyeceklerdir. Çünkü tabiatlarına aykırıdır. Bu nedenle de bilgililer bir gerçeği idrak ettiklerinde anında sadece en yakında olanla değil, en uzaktaki ve ırak olanla da bağdaştırmaya çalışırlar. Böylece yanılgı üzere yanılgı doğar. Yakın olan fenomen uzakta olanla sadece bir anlamda bağlantı içerisindedir. O da her şeyin kendini her yerde sabitleyen az ama büyük yasalara dayanıyor olmasıdır. 535. İnsanın kolayca gözlemlenebilir olanla yetinmemesini ve belki asla kavrayamayacağı karmaşık problemlere hücum etmesini anlamak gerekir. Kolay ve kavranabilir olan uygulanabilirdir ve faydalıdır aslında. Eğer bize yetiyor ve bizi canlandırıyorsa bir ömür boyu bizi meşgul edebilir. 536. Tezahürdeki fikri kabul etmeye çalışmamız gerektiğinde bizi deli eden sıklıkla ve genelde basit duyulara ters düşmesidir. Kopernik sistemi zor kavranabilir. Fakat basit bir fikre dayanmaktadır ve halen duyularımıza terstir. Sadece ne idrak edebildiğimiz ne de kavrayabildiklerimizi ezbere tekrar ediyoruz. Bitkilerin metamorfozu da aynı şekilde duyularımıza terstir. Evet, burada ek notlara bakmamız gerekiyor sevgili seyircilerim. 536. aforizma konusunda. Kopernik sistemi, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü savunan sistemdir. 537. Kavram, tecrübenin toplamıdır. Fikir ise sonucu. İlkine ulaşmak için akıl, diğerini elde etmek için ise izan gereklidir. 538. İzan olmak da olana, akıl ise olmuş olana muhtaçtır. İzan olmakta olana, akıl ise olmuş olana muhtaçtır. Biri sormaz neden diye, diğeri sormaz nereden diye. İkisi de oluşumdan keyif alır, kullanabilmesi için her şeyi tutmak ister. 539. Fikirden çekinen sonunda kavramdan da yoksun kalır. 540. Yüce olanı bilgiyle ayrıştırdıktan sonra kolayına zihnimizde tekrar bir araya getirilemiyor ve böylece adım adım bize bahşedilmiş en yüce olandan tekliği dolu dizgin hissedebilmemiz için bizi sonsuza yükseltecek olandan yoksun bırakılıyoruz. Buna karşı bildikçe daha da küçülüyoruz. Bütünlüğün karşısında birer dev gibi dururken parça karşısında cüceleşiyoruz. 541. aforizma. Her fikir yabancı bir misafir gibi belirir ve kendini var etmeye başladığında hayal ve kurmacadan ayırt edilemez olur. 542. İyi ve kötü anlamda ideoloji olarak adlandırılan budur ve ayrıca pratikte etkin güncel insanın ideologdan bu kadar tiksinmesinin sebebi de budur. 543. Aksiyom ile entim arasındaki fark nedir? Aksiyom, ezelden kanıksadıklarımız. Entim ise birçok durumu bize hatırlatan ve bir keresinde idrak etmiş olduğumuza bağlayandır. Hemen ek notlara tekrar bakıyoruz. 543. aforizma ile ilgili. Aksiyon, belit. Mantıkta belit terimi bir şey kanıtlamak için kullanılan kanıtlanmayı gerektirmeyecek kadar açık ilke anlamını verir. 544. Yanlış eğilimler bir nevi gerçek özlemdir. Bu da kendini fikri özlemle ifade eden yanlış eğilimden daha iyidir. 545. Düşünen insanın problemin çözülmediği noktada olaya hayali bir tasvir eklemek gibi tuhaf bir özelliği vardır. Problem çözüldüğünde ve gerçek gün yüzüne çıktığında dahi bu hayal ürününden kurtulamaz. 546. Ne mitoloji ne de efsaneler bilimde yeri yoktur. Bunlar onları kullanmasını bilen ve dünyaya armağan etmeyi seven edebiyatçılara bırakılmalıdır. Bilim adamı en yakın, en berrak olan şimdiki zamana odaklansın. Ancak kendisi zaman zaman hitabete başvurmak isterse de bundan mahrum edilmemelidir. 547. Doğa bilimleri tarihinde gözlemcilerin görünenden kurama geçmekte fazla acele ettikleri ve bu yüzden yetersiz ve varsayımsal oldukları fark edilir. 548. Kuramlar genelde sabırsız, fenomenlerden bir an önce kurtulup yerine resimler, kavramlar ve hatta çoğu zaman sadece kelimeler koyan bir aklın tez canlılıklarıdırlar. Bunun sadece geçici çözüm amaçlı olduğunu sezebiliyor, hatta görebiliyoruz. Ancak ihtiras ve tarafkirlik de daima geçici çözümlere kapılmaz mı? Haklı olarak, çünkü onlara çok ihtiyaçları vardır.
549. Araçları düşünmeden gerçekleştirilen amaca yönelik hızlı ilerleme. Tıpkı Beşik'teki evladın zamanında kendisine bir an önce çıkar sağlamak için babasını öldürmesi gibi. 550. Aristo'nun sorunlarına bakıldığında fark etme yeteneğine ve Yunanlıların neleri gözlemlediklerine hayret ediyor insan. Ancak aceleciliğin hatasına düşüyorlar. Çünkü fenomenden hemen açıklamaya geçiyorlar. Dolayısıyla anlaşılmaz kuramsal beyanlar açığa çıkıyor. Ancak bu halen yapılan genel bir hatadır. 551. René Descartes, De Metodo isimli eserini birkaç kez değiştirmiştir. Ancak bu haliyle de bize hiçbir faydası yoktur. Uzun süre fiili araştırmalarda ısrar eden bir süre sonra yöntemini değiştirmelidir. 552. 19. yüzyıl buna dikkat etmek için her türlü nedene sahiptir. Sadece 553 sadece ampirizmden bıkan yönteme sürüklenir. 554. Varsayımlar binanın önüne kurduğumuz ve inşaat bittiğinde söktüğümüz inşaat iskeleleridir. Çalışan için vazgeçilmezdirler. Ancak inşaat iskelesini bina olarak görmemeliyiz. 555. İnsan aklını onu gereksiz yere sınırlayan, yanlış veya yarım görmesini sağlayan, bakmak, kurgulamak yerine hüküm verdiren, zorlaştıran, yanlış kombine ettiren bir hipotezden kurtardığınızda kendisine zaten yeterince büyük iyilik yapmış olursunuz. İnsan o zaman fenomenleri daha özgür, başka bağlamlarda, birleşimlerde görür. Kendince bir düzene sokar ve kendine özgür bir biçimde yanılma imkanı elde eder. Eğer akabinde tekrar yanılgısını fark etmeye başarırsa paha biçilmez bir imkandır bu. 556. Bütün varsayımlar anateorismosu yani şüphelenilen unsuru her tarafından tekrar seyretmeyi, unsurları yeniden izlemeyi engeller. Tekrar ek notlara bakmalıyız sevgili seyircilerim. 556. aforizmanın ek notu. Anagnorizm. Aristoteles'in Poetika adlı yapıtında bir oyun kişisinin gerçek kimliğini öğrenmesi. Aristoteles'in Poetika adlı yapıtında bir oyun kişisinin gerçek kimliğini öğrenmesiymiş anagnorizm. 557. Varsayımlar öğretmenin öğrencilerini uyuttuğu ninnilerdir. Düşünen sadık seyirci sınırlarını gitgide daha iyi öğrenir. Bilgi genişledikçe problemlerin çoğaldığını görür. 558. Hayali ve fikri olanla yasal ile varsayımsal olanın arasındaki farkı kavrayamayan doğa bilimci olarak fena bir durumdadır. 559. Akıl ve hayal gücünün fikrin yerini aldığı varsayımlar vardır. 560. Bizim hatamız kesin olandan şüphe edip kesin olmayanı sabitlemek isteyişimizden kaynaklanıyor. Benim bilimdeki düsturum kesin olanı sıkı tutup kesin olmayana dikkat etmektir. 561. Ciddi bilim tarafından onaylanması için muzip bir biçimde ortaya konulan sözüm ona varsayımlar diyorum ben böylelerine. 562. Şekilsiz gerçeği en öz haliyle algılayabilmek ve onu belirli bir gerçeklik ile kendisini capcanlı kabul ettirmeye çalışan hayal ürünlerinden ayırt edebilmek için kıvrak bir zekaya ihtiyaç vardır. 563. Tecrübe sonsuzca genişleyebilir. Kur'an bu anlamda arınamaz ve mükemmelleşemez. Birine evren her istikamete yönelik olarak açıktır. Diğeri insanın yetilerinin sınırlarında saklı kalır. Bu nedenle bütün tahayyül türleri geri dönmeli. Ancak bu şekilde genişleyen tecrübeyle dar kafalı bir kuramın yeniden kabul edilebilir bir hal alması sağlanır. Evet sevgili seyircilerim. Bugünkü videomuz sona erdi. Aforizmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim.